Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek bize hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor bana etle kahve falan instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir link var 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz e, selam bekliyorlar benden herkese kucak dolusu selamlar sevgiler arkadaşlar ben e, fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdi ne varsa gerçekleşsin inşallah diye pozitif enerjiler gönderdiğim fincanımı açıyorum e, sizlere de Göstererek rehberlik etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım mesajı neymiş fincanımızın. Yani çok fazla dışarıya şöyle bir göreceksiniz. Sizde akıtırken özellikle inanılmaz böyle bir dışarıya dışarıya akıttı. Kendini kapattığımda bu aslında sizin sıkıntı ettiğiniz konuyla alakalı. Artık yüreğime sığmam taşarım dediğiniz bir durum yaşıyorsunuz. Taşıyorsunuz diyebilirim, içiniz dışınıza taşmış diyebilirim. Artık sıkıntı ettiğiniz şey sizi e, yoruyor. Artık çok fazla e, paylaşmak istiyorsunuz. Önceden iç dünyanızda belki e, paylaşmıyordunuz ama artık paylaşmak istiyorsunuz diyebilirim. Şimdi bakalım fincanımızın enerjisi neymiş? Çok güzel diyebileceğim bir enerji, en sevdiğim enerji bu aslında. Neden diyeceksiniz? Hayatınızın geçmişinizi. Öncelikle ben Fincanın geçmişini görüyorsan mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Şimdi Geçmişinizi ikiye bölmüşsünüz. Bir ara geçmişe bakıp geçmişi düşünmüşsünüz. Sonra bakmışsınız ki gidişatınız hali hazırda aslında yine aynı örüntülü gidiyor. Yeni karar aldım artık düşünmeyeceğim demişsiniz. Ve düşünmeden bir yaşam e, uygulanmış. Tabii şu ana kadar söylediklerim de geçmişte kalmış. Şuradaki çizginizi gördünüz mü? Yani burada resmen geçmişle mücadele etme haliniz var. Kendinizi hasta etmişsiniz diyebilirim. İnsanlar size bakıp neden bu kadar yoruluyorsun? Niye bu kadar uğraşıyorsun? Der gibi böyle e, sizin yaptığınız şeyleri sorguluyorlar. Yani gereksiz zor, zorluyorsun kendinizi e, dermişçesine bir çevreniz var yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle yaparsam herhalde arkadaşlıktan dolayı daha mı net göreceksiniz sizde de. 3 kişi kafa kafaya vermişsiniz. E, bir şey için konuşuluyor. E, bu konuşma sonrasında birisine gidip beyan edeceksiniz. Yani biz karar verdik. 3 kişi bu, bu şekilde düşünmekteyiz. E ve A harfleri var bu 3 kişinin etrafında. Biz kararımızı verdik deyip birine bir beyan edeceksiniz. Ama beyan etmek için daha doğrusu verilecek olan kararın açıklanmasıyla alakalı bir sıkıntı duyuyor gibisiniz. Yani sanki bir haber gelmeli o haberden sonra start verilecekmiş gibi. Şimdi şurada zaten dedim ya bir çizgi çizmişsiniz. Geçmişinizle alakalı geçmişi düşünmeden hareket edeceğim demişsiniz. Yani siz aslında mücadelenizi vermişsiniz en sevdiğim enerji ne biliyor musunuz bir falda geçmiş mücadelenin yoğun olup bugün itibariyle daha rahat günler geçireceğimizi söyleyen fallara bayılıyorum bu falda öyle bir fal bilinmezlikleriniz ve sesinizden çünkü çok mücadele verilmiş şimdi tekrardan kaldığım yerden devam edecek olursam bir parayla alakalı bir mevzunuz var iki kişi ya bir devenin üstünde görüyorum sizi ama devenin önüne geçmeye çalışan birisi de görüyorum. İki kişiye hatta karşılıklı konuşma halindeler ki sizin önünüzü nasıl yapsalar da kesseler diye. Ama siz hakikaten kısmetli bir dönem diyebileceğim bir süreçtesiniz. Yani o döneme gelmişsiniz daha doğrusu. Bir ikilem yaşıyorsunuz sadece. Sanki tercih yapmak zorunda kalacaksınız. Yani e, ben bunu bırakırsam neyi bırakacağım bıraktığıma değer mi? E, neyi seçeceğim? seçmiş olduğum şey seçeceğimi değer mi? ikilem var burada bayağı Zaten sizin de önünüzü kesen daha iki kişi konuşup sizin önünüzü kesiyor gibi bir uğraşıyorlar bu anlamda sizinle. siz sonra işi bakmıştınız işin kalmayı tercih etmişsiniz desem yeri. Yani hani gitmekten ziyade var olan durumla alakalı bir de şu yöntemi deneyim demiş gibisiniz ki o da geçmişle boğuşmaktan ziyade var olan sorunlarla mücadele etmeye çalışmak gibi görünüyor. Ama yine karışık yine karışık. Yani arkadaşlar hayatınızı tek başınıza yaşamıyorsunuz desem yeri Rize'nin C'si Muğla'nın M'si Ceyhan'ın C'si. Baya burada Adana var Lüleburgaz var bir sürü insan var kafanız arı kovanı gibi çıkmış. Ceyhan'ı görüyorsunuz Rize belli Muğla belli L ters durmuş ev anahtarı çıkmış yani bir tane ev alacaksınız ya bir sürü kişiyle görüşüp kafa karıştırıyorsunuz ya da miras durumunuz var tam da günün güncel artık ama yani şey değişti işte üç ay sonra şu olacak 5 gün önce bu olmuş değil bugününüze baktığım zaman bu harfler hakim bu kişilerle konuşma hali hakim inanılmaz bir darboğazdan geçiliyor yani Aslında satarsam ne diyelim yokluk içerisinde varlık içerisinde yokluk derler ya biraz sizinkisi o misal görünüyor. Ben sizin bildiğiniz parasal mevme, yani e, e, para kazanacak meziyetiniz var ama çalışmıyorsunuz. Mesela gibi varlık içerisinde yokluk ya da paranız var ama şurada 10, 10 kuruş para kazanacaksınız. Para faizde faizden alacağınız 10 kuruş için bugün çok zor şartlardan geçiyor gibi çıkmışsınız. Yani faizden alma para diyesin var yani satın op arsaları tarlaları yani bugün o kadar dar bir boğaz ki ve evet, iç içe herkes de işte siz de tam bu noktadasınız aslında tam da bu dediğim noktada fakat konuştuğunuz insanlar kafanız ciddi karıştırıyor yani burada bir ilişki var kadın diyor ki param için mi bu adam benimle adam diyor ki anlatabildim mi Para yüzünden birbirinize sevgili olduğunuzu sandığınız bir aşkınız var gibi çıkmış burada. Evli evliyseniz bile. O diyor ki karımın maddi durumu iyi. Bu diyor ki kocamın maddi durumu iyi mi diyor acaba diye. Kendilerine soruyorlar yani. Ben onun için sadece para kaynağı mıyım demek istiyorlar. Kendilerince. Şimdi burada bir tane... Olta atılmış bir tane çapa atılmış aslında baktığım zaman erkeğin de hali vakti yerinde kadın da hali vakti yerinde gibi aslında birbirlerini seviyorlar köklü çıkmışlar gibi bir vesvese bir vesvese yani gereksiz hayır diyebilirim ki kadın sizi seviyor diyebilirim ki adam sizi seviyor bu vesvese yapmayın. Öyle diyeyim size net. Şimdi geçmişten gelen bu mevzular artık çok fazla rahatlatıyor, çok fazla sonuç alıyor. Sizin burada sonuç alacağınız 1-2 haftanız kalmış. Ama bu 1-2 hafta sizi gerçekten yani canınızdan can alan tarzdan süründürüyor. Yani öldürülmez ama süründürür. Böyle bir kafa karışıklığı. Yani çözmeye çalışırken başım ağrıdı. İlerisi güneş. Sabredin sakın dişinizi. Alacağınız karar adınıza hayırlı olacak. Önünüzde bilinmez bir sis bulutu var. Bu bulut da vesveseden geliyor. Bu da şuradaki verdiğiniz emekler yüzünden. Ya geçmişteki gibi olursa, hani bu insanlar verdiler ama geri isterler mi acaba falan gibi bir yazgı yazı yani. ama siz yazıyorsunuz. Öyle mi olsa, böyle mi olur, şurada mı olsa, bununla mı olur falan gibi böyle sizin yazdığınızı görüyorum. Şimdi parasal mevzunuz böyle özellikle ikinci kendinize dair bir mevzunuz diyelim. Bu mevzu uzayıp gidiyor. Temmuz değil de Ağustos'tan sonra inanılmaz rahatlık diyebilirim. Üç kişi kafa kafayı vermiş elinizdeki ustalığı konuşuyorsunuz. Güzel başlangıçlarınız var. Yanında özellikle birisi var. Size birisi nasihatta bulunacak. İyi ki bulunuyor ya. Yani elinde bir çuval parayı veriyor. Bu para olarak değerlendirmiyorum. Akıl olarak değerlendiriyorum. Para mıdır? Bence akıldır. Neden öyle dedim? Arkasında duran bir anahtar var çünkü. Yani şöyle, size vermiş olduğu akıllı uygularsanız, siz zaten çok iyi paralar kazanıp kendinize dükkan ya da ev alabilirsiniz uyarısı var. Adamın kafasında anahtar çıkmış, arkasında duruyor. Önünde de bir çuval bir şey size sunuyor gibi. Yani diyor ki size, sen şu şu işi kursan anneye para kazandıracak bir işi yapmayasın kazanırsın evini alırsın dükkanını açarsın gibi bir şey 3 kişisiniz bunu yaparken birisi sizden yaşça küçük birisi de yaşça büyük işte o yaşça büyük olan adam size yarınlarınız için inanılmaz ümit e, beslettiriyor çok güzel bir anahtar çıkmış adamın arkasında ya yani siz bu mevzularınız sıkıntı yaşadığınız sorunlarınız e, ki bakın mahkemelik de görmedim kalabalık gördüm bol bol herkes birbirine fikir mi veriyor şomak mı sokuyor engellemeye mi çalışıyorlar Hayatınız güzel gidecek ama geçmişteki yaşadıklarınızla, yaralarınızla, vesvese halinizle kendi kendinizi gününüzü yersiniz. Yani bugünü kötü geçiriyorsanız sizin vesveseleriniz yüzünden. Artık kafanıza takabileceğiniz büyük dertleriniz bitiyor. Ne zaman bitiyor? Temmuz'un 15'i biter yani. Burada daha çok başındayız Temmuz'da ama şurada 1-2 haftalık bir mücadele kalmış. Öyle söyleyeyim size. Ama temizde yani geçmişte kalmış mücadeleniz. En sevdiğim fal gerçekten ya. Mücadele geçmişte yoruyorsa yormuştur. Ama bundan sonra bari yormasın değil mi? Şimdi bakalım. Evet tam da dediğim gibi dışarıya taşmış sıkıntılarınız dedim ya. İşte bu yaşamışlıklarınızla alakalı yüreğiniz artık böyle patladı patlayacak noktası. Neyse ki hafifliyor. Vesveselerinizi de üstünüzden atarsanız çok da korktuğunuz gibi olmayacağını göreceksinizdir arkadaşlar sizde. Şimdi bakalım tabak da nasıl da eş zamanlı çalışıyor. Seviyorum ben böyle falları. Eş zamanlı çalışıyor. Yani bana bir mesaj veriyor. Mesajı söylüyorum. Sonrasında hiç alakasız bir şey çıkıp hoppala demiyorum. Yani kaldığım yerden devam ediyorum resmen. Seviyorum eş zamanlı falları. Bakın sıkıntılarınızdan nasıl aranıyorsunuz. Nazar değil bu az önceki gördüğüm kafa karışıklığı. İnsanların hayatınıza çok müdahale etmesi. Yani Aşiret gibi sanki kardeşler. Böyle etraf ne bileyim yani mevzunuz miras davanız neyse artık sıkıntı yaşadığınız şey bununla alakalı ama geçmişte kalıyor İşinizle ilgili özellikle iki kişi ya bir kere mantar tutmuşsunuz şu size en son bir tane bahsettiğim bir tane 40 yaş üstü adamın sanki size nasihati var ev alırız yapın onu dinleyin dinleyin dua eder şükredersiniz bir fırsat çıkacak karşınıza. O fırsat sizi ailece sevindirir. Sizin önünüzde yani elinizde kocaman bir mısır tuttun mısır diyorum ya mantar tuttuğunuzu görüyorum. Yani ev evle ilgili bir başlangıç bir evi ferahlatacak bir hamle bir rahatlık bu yani Bolluk ve bereket diyebileceğim bir şey. Ve bu taraf iş, iş tarafından geliyor. Yani size diyor ki sen iyi paralar kazanacaksın. E, bu da az önce bahsettiğim o 40 kişi üstü kişiyi dinlediğiniz için önünüze gelebilecek güzel fırsatlarınız olabilir. E, dinle, dinleyin derim. Tavsiyem dinlemeniz. Gayet güzel çıkmış çünkü bununla alakalı olarak hanede iki kişi zaten çok net bir şekilde bir konuşma halindeler. Çer, yani çemberinizi çizmişsiniz, demişsiniz ki bana bundan sonra hani ben tecrübelerimi yaşadım. çok sevdiğim insanlardan darbelerimi de aldım ki çok ciddi mücadeleler verilmiş gibi görünüyordu geçmişte. Benim kalbim kırık. Bana bundan sonra temiz insan lazım. Az ama öz olsun yeter. E zihniyeti var biraz sizde. Hanece güzel bir etkinlik gibi çıkmış burada. Bir boğa gibi bir şeyin altında kalan insanların dans ettiğini görüyorum. Yani beklediğiniz bir şey var. Sanki Ekim ayında bir kanıtlanma. Yani çocuğunuzun birisinin mezuniyeti olur. Birisinin terfisi olur. Bilemedim. Diploması gelir bilemedim. Ama ayrıca seviniyorsunuz. Şimdi aşkla alakalı da öpüşen bir çift var zaten. Ortada resmen halkada duruyor. Yani hadi evlenelim diyor. Yani ben burada bu, bu çifti bir çift halinde görüyorum sizi arkadaşlar ee, ve bu çift sizin yani öyle dalga geçtim vesaire değil. hani evlisinizdir zaten bitmiş güzel mutlu mutlu bir beden var burada iki kişi ha ortalarında resmen kalp var kadını çok sevmekte şeklinde görünüyor ee, bir anahtar var ev alalım evlenelim yani ben evlendireceğim sizi <laughs> Yani şöyle söyleyeyim. E, buradaki çift hali vakti yerinde görünüyor. Kalabalık ortamdalar. Birbirlerine sarılmışlar. Mutlular. Yani önlerinde oynayan dans eden insanlar görüyorum. O yüzden düğün dernek telaşı gibi olabilir ki. Hani evde de dans eden insanlar vardı. E, hayatınızda biri yoksa bile. Eylül'de net. Yani ama gelir eskiden beri tanıdığınız bir insandır. Çocukluk aşkınızdır. Lise aşkınızdır. ilk sevgilinizdir bilmiyorum. Her şey hızlı gider ve evlenirsiniz. Yani ben burada bu çiftin birbirleriyle mutlu olduğunu. Güzel başlangıçlar yaptığını. Etraftaki insanların onların adına sevindiğini gördüğüm için de burada şey diyemiyorum yani o ayrılık var o baksınız ayrısınız diyemiyorum. Yani mutlu sizin adınıza mutlu olan insanlar var. E, işin özü şu ki o size verilecek akıl her neyse onu dinleyin derim güzel yatırımlara sebebiyet verecek aileyle alakalı özellikle Ekim ayında boğa gibi bir gücün altında sevinen insanlar var böyle gelen haber olur gelen gelişme olur bilemedim e, sıkıntınızla ilgili Eylül'de bitiyor artık o sıkıntılar yani bu kişi sizin için neyse yardım edeceği vereceği fikir dinleyin onun mücadelesi var ama atıyorsunuz ki aşk olayı keza çok da aydınlıkta çıkmış İnşallah güzel söylediğim her şey gerçekleşsin sizin adınıza arkadaşlar. Fadımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Benden selam bekleyen arkadaşlarım var. Kucak dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soruluyor. Buketle kahve falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir link var. 0533 031 0 32 telefon numarası üzerinden WhatsApp'tan tıkladığınızda aşağıda link var. Tıkladığınızda WhatsApp üzerinden yazarak benimle iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben her sabah saat 10'da, akşamları saat 7'de iki ayrı fal videosu yayını alıyorum. bunun dışında her falımın sonunda videoma da devam ediyorum. Çünkü buraları da dinlediğinizi biliyorum ve sizden aldığım enerjiyle de yoluma devam ediyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz bana. Arkadaşlar tüm pozitif enerjimi ben sizlerden alıyorum. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Bana Buket Hanım iyi ki varsınız yazıyorsunuz. Ee, bunun gerçekten aramızda geçen bu bağ beni mutlu ediyor. Buralara kadar dinlediğinizi bilmek ve bunu belirtiyorsunuz zaten. Yani ben bir emek veriyorum ama karşılığını alıyorum. İyi ki sizler de varsınız. Süreç aşağı yani aşağılara doğru inen bir ivme var. Dilerim e, te, Haziran gibi ilerler. Temmuz'da aşağı gideriz. Hatta bundan sonra arkamıza bakmayız. Maddi manevi sarsıldık. işsizlik, parasızlık, mutsuzluk yani her biri var. Normal her şey yolunda olan insanlar bile olsak hakikaten kaygılı bir insanız artık. E, çok sarsıcı bir süreçten geçtik ve de senin yüzünden oldu diyemedik birbirimize. Yani o yüzden sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak demeyi öğrendiğimizi umuyorum. Bunun dışında tabii ki de sınavlarımız da devam edecek arkadaşlar ya. Yani bu bir sınavdı ama hayat boyu da devam edecek bir sınava tabi tutulmuş durumdayız. Yani ben şöyle düşünüyorum. Dün başka şeylerle sınandık. Bugün başka şeylerle sınanıyoruz. Yarın da farklı şeylerle sınanacağız arkadaşlar. Sınavlarımız bitmiş değil. İnsanoğlu gözünü yumanı kadar sınavlarla hayat devam edecek maalesef. O yüzden siz siz olun yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. E, şu demek istiyorum. Bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Nitekim çözümü bulunmaya da başladı. Yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Siz siz olun. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. En büyük ardınız, umudunuz olmalı arkadaşlar. Kapanan bir kapınız varsa yanısı mutlaka açılacaktır. Bunu böyle düşünün. Bunun dışında zaten bize kötülük yapan sağ olsun canımız dediğimiz ciğerimiz çıkabiliyor. Yani o yüzden hepimiz sınanıyoruz bu tarz şeylerle. Ben insanlara kalplerindeki ne varsa onların yaşamalarını temennisinde bulunuyorum. Hayatımda da bunu uygulan bir felsefem var. Allah herkesin kalbine ekmeğini yedirsin benim hakkımda düşündükleri kadar bir hayat yaşayabilirsinler yani. O yüzden siz de bunu deyin. Gerçekten çok ilahi adalete teslim etmek çok doğru bir yol. Çünkü bedduanın negatif enerjisi döner dolaşır seni sevdiğini bulur derler. Bedduanın enerjisinden de şöyle korkarım. Şimdi insan oluyor. Sen de yaşa bizim gibi gör ki bak ne kadar iğrenç bir duyguymuş. Sen de bir ölç tart yaşa. Evet diyoruz ama negatif enerjisi dönüp dolaşırsa bize, bize değil hatta bir de sevdiğimizden çıkarsa. O yüzden ben hiç gerçekten ilahi adaleti teslim etmenin en doğru yöntem olduğunu düşünen biriyim. Siz de kalbinize güzellikler ekin ki her biri sizin olsun. Karşınızdaki insana da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yesin deyin ve ilahi adaleti teslim edin. Er ya da geç tecelli eder çünkü yaşattığını yaşamadan ölmezsin lafı diye bir gerçek var. Üç buket kuralı ben e, burada kendime dahil ettiğim temenniler var burada. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bana hey fal baksana be diyenler falan var. Böyle emri vakiden ziyade ustup diye bir şey vardır. Herhalde insanlar böyle evde dura dura unuttular diyorum. Sohbet etmeyi, iletişim, iletişime geçmeyi unuttuk. Bence bununla alakalı. Psikolojik sağlık önemli yani. Sağlığımızla beraber dikkat etmemiz lazım bence. Bunun dışında tabii ki de bugünler sınav geçecek. Yarın aramızdan umudumuzu yitirmeyelim arkadaşlar. Tek temennim bu. Ki kalbinize güzellik derekin her biri de sizlerin olsun. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.